Logaritmaların özellikleri ile ilgili olan bu sunuma hoş geldiniz. Bu sunumda logaritma içeren soruları çözerken biraz el alışkanlığı kazanacağız. Bu konuyla ilgili videolara baktığınızda logaritmaların özellikleri ve bu özelliklerin kanıtlanmasının sıkça üzerine durduk. Bu videoda size logaritmaların özelliklerinden birkaç tanesini daha göstereceğim. Sonrasında da bu özellikleri birkaç soru üzerinde uygulayacağız. Bu birazcık zahmetli olabilir. Önce logaritmanın ne olduğu konusunda biraz tekrar yapalım. Mesela a üzeri b eşittir c olsun. Bu eşitliği üstlü sayılarla yazdık. Şimdi bunu logaritma olarak yazalım. Yani logaritma a tabanında c b'ye eşit diyebilirdik. Bunlar aslında aynı şeyleri temsil ediyorlar ama sonuçları farklı. Mesela birinde a ve b'yi biliyoruz ve c'yi elde ediyoruz. Üstlü sayılarla yaptığımız şey bu. Diğerinde ise c'yi, a'yı biliyoruz ve a'nın hangi kuvvetinin bize c'yi verdiğini buluyoruz. Yani ikisi de tamamen aynı bağıntıya sahip. Fakat farklı şekillerde ifade edilmişler. Şimdi size logaritmaların bazı başka özelliklerini göstereceğim. Aslında hepsi bu yazdığımız ilişkiden ve temel üslü sayılar kurallarından ortaya çıkıyorlar. İlk üzerine duracağımız özellik logaritma b tabanında a artı logaritma b tabanında c. Bu işlem logaritma b tabanında a çarpı c'ye eşittir. Bu kural sadece tabanlar aynı ise işe yarayacaktır. Bu önemli bir bilgi. Şimdi bu ne demek ve bunu nasıl kullanabiliriz? Şimdi bu kuralı bazı örneklerle deneyelim. Mesela logaritma 2 tabanında 8 artı logaritma 2 tabanında 32. Eğer bu kuralın ne işe yaradığını biliyorsak, bu işlemin sonucu logaritma 2 tabanında ne olmalı? 8 çarpı 32 olmalı. Bu da 256 eder. Az önce size göstermiş olduğum özelliği kullandık. Burada bir kuralın kanıtını yapmadık. Sadece elimizdeki sayıları denedik. Şimdi bakalım gerçekten doğru mu? Log 2 tabanında 8. 2'nin kaçıncı kuvveti 8'e eşittir? 2 üzeri 3 8'dir, değil mi? O zaman bu terim 3'e eşittir. log 2 tabanında 8 3'e eşittir. 2'nin kaçıncı kuvveti 32'ye eşittir? Bakalım. 2'nin 4. kuvveti 16, 2'nin 5. kuvveti 32'dir. Yani bu terim 5, değil mi? Peki 2'nin kaçıncı kuvveti 256'dır? Eğer bir bilgisayar mühendisliği okuyor olsaydınız bunu anında cevaplardınız. 1 bit içerisinde 256 değer bulundurabilir. 256, 2'nin 8. kuvvetidir. Bu işlemi yapmayacağım çünkü fark ettim ki 3 artı 5 zaten 8'e eşit. Bunu bağımsız olarak yapıyorum. Yani bu 8'e eşit. Fakat zaten görüyoruz ki 3 artı 5, 8'e eşit. Bazılarınız şu an biliyorum, bu gerçekten çok kolay, neden bu kadar abartıyorsunuz ki diyebilirsiniz. Büyük ihtimalle 2'nin üçüncü kuvveti çarpı 2'nin 5. kuvveti 2 üzeri 3 artı 5'e eşitti diye düşündünüz değil mi? Bu aslında üslü sayılar kurallarından biri. Bildiğiniz gibi üslü sayılarda çarpma yaparken tabanlar aynıysa üsler toplanır. Burası da 2 üzeri 8'e eşittir. Bu yaptığımız şeyin aynısı değil mi? Bu tarafta 2 üssü 3 çarpı 2 üssü 5 var. Bu tarafta da bunların toplamı. Logaritmalar karışık olsa da, biraz daha derinden incelediğinizde gerçekten ilgi çekici olabiliyorlar. Eğer biraz daha fazla açıklama istiyorsanız, logaritmalarla ilgili diğer videoları izlemenizi şiddetle öneririm. Umarım bu yaptıklarımız size bu kuralla ilgili bir farkındalık kazandırmıştır. Aynı tabanlı iki sayıyı çarptığınızda, yani aynı tabanlı iki üslü sayıyı çarptığınızda onların kuvvetlerini toplarsınız. Benzer bir şekilde herhangi iki logaritma çarpıldığında da sonucumuz logaritma içindeki sayıların toplamlarına eşit olacaktır. Bu ikisi aynı kuraldan geliyor. Şimdi bir logaritma kuralının daha üzerinden geçelim. Bu da oldukça benzer. Log b tabanında a eksi log b tabanında c log b tabanında a bölü c'ye eşittir. Yine bu kuralı sayılarla deneyelim. 2'yi çok fazla kullanıyorum çünkü kuvvetlerinin bulunması açısından oldukça kolay bir sayı. Bu sefer farklı bir sayı kullanalım. Tamam, 2'yi bırakalım. Diyelim ki log 3 tabanında 1 bölü 9 eksi log 3 tabanında 81. Bu özelliğe göre bu ifade log 3 tabanında 1 bölü 9 bölü 81'e eşittir. Bunu 1 bölü 9 çarpı 1 bölü 81 olarak yazacağım. Sanırım biraz büyük sayılar seçtim ama neyse devam edelim. 9 çarpı 81, düşünelim evet, 729'a eşit. Yani bu 1 bölü 729. Bu da log 3 tabanında 1 bölü 729. Peki 3'ün kaçıncı kuvveti 1 bölü 9'a eşit? 3'ün karesi 9'dur değil mi? O zaman 3'ün kuvveti 2 ise biliyoruz ki 3'ün eksi ikinci kuvveti 1 bölü 9'a eşit. Negatif kuvvet terimi tersine çevirir. Yani bu eksi 2'ye eşit, doğru mu? Ve sonra 3'ün kaçıncı kuvveti 81'e eşit? 3 üzeri 3, 27'dir. O zaman 3 üzeri 4, 81'e eşit olmalı. Yani eksi 2, eksi 4, eksi 6'ya eşittir. Şimdi kontrol etmemiz gereken şey, 3 üssü eksi 6'nın 1 bölü 729'a eşit olduğu. 3'ün eksi 6. kuvveti 1 bölü 729'a eşit midir? Bu, 3 üssü 6'nın 729 olup olmadığını sormakla aynı şey. Çünkü negatif sayı sonucu sadece tersine çeviriyor. Bunu çarparak bulabiliriz. Bakalım. 3 üssü 3 çarpı 3 üssü 3 27 çarpı 27'ye eşittir. Evet, eksi 729, 3'ün eksi 6. kuvvetine eşitmiş. Evet, bu videoda bu kadar sürem vardı. Bir sonraki videoda size logaritmaların birkaç özelliğinden daha bahsedeceğim. Zaman kalırsa da belki biraz da örnek de yaparız. Görüşmek üzere.